Merhaba sevgili satranç severler. 1862 yılına gidiyoruz. Londra Satranç Turnuvası, romantik dönem. Romantik dönemin kralı Adolf Andersen, 1851'de yine Londra'da yapılan eleme usulü turnuvayı kazanınca dünyanın en iyi oyuncusu olarak görülüyordu artık. Ancak 7 yıl sonra 1858'de Amerika'dan yükselen Murphy ile yaptığı ünvan maçını, gayri resmi ünvan maçını kaybettikten sonra Murphy artık birinci sıraya yerleşmişti. Fakat bir yıl sonra Murphy aktif satrancı bıraktığını açıklayınca tekrar gözler Andersen'e dönmüştü. Andersen tekrar Londra'da bu sefer 14 ustanın katıldığı döner turnuvayı kazanarak zirveye yerleşiyordu dünya satrancında. 4 yıl sonrasında ise bu turnuvayı 6. sırada bitiren genç William Steinitz'le ikili bir maç yapacak ancak Steinitz'e karşı az bir farkla bu partiyi kaybetmesine rağmen 4 yıl sonra Steinitz'le maçından 4 yıl sonra yine Baden-Baden'de çok önemli bir turnuvayı kazanma başarısını gösterecekti. Satranç tarihine ölmez oyun ve Herdem Yeşil gibi çok önemli kombinezonlarıyla, ölümsüz oyunlarıyla geçmiş olan Andersen, Sicilya savunmasını en iyi şekilde kullanan ilk oyunculardan biriydi ve Murphy ile yaptığı Sicilya savunması kullandığı 3 partide bir galibiyet bir beraberlik almış, bir partiyi de kaybetmişti. Sicilya'yı o kadar seviyordu ki Andersen, beyazlarla bir A3 oynuyor ve siyahın E5 hamlesinden sonra C4 ile devam ederek tersten Sicilya oynuyor. Böylece bir hamle avantajıyla oyuna başlamış oluyordu. Sanki tersten Neidorf oynuyor ve böylece fazladan bir hamlesi oluyordu beyaz oyuncu olarak. Özellikle İngiliz Howard Staunton'la birlikte Sicilya savunmasını 1800'lü yıllarda başarıyla uygulayan iki satranç ustasıydı Andersen. Aynı şekilde Blackburn'a karşı Sicilya savunmasıyla kazandığı mükemmel bir parti vardır. O partiyi de ilerleyen günlerde inceleyeceğiz. Turnuvayı ikinci sırada bitiren Poulsen ile Andersen arasındaki partiye geçiyoruz. Bu parti çok önemliydi. Andersen berabere de kalsa şampiyon olacaktı. Sondan bir önceki tur. Ancak Andersen kazanmayı başarıyordu. Poulsen karşısında. Poulsen ise hem 1857'de Amerika Satranç Şampiyonası'nda ilk turnuvada Murphy'den sonra ikinci olmuş. Finalde Murphy'ye yenilmiş. Hem de 1862 yine Londra turnuvasında burada Andersen olmuş çok önemli bir Alman satranç ustasıdır. 60'larda ve 70'lerde dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri olarak gözüküyor ve defansif özelliğiyle ön plana çıkıyordu. Dönemin Petrosyan'ı diyebiliriz Poulsen için. Teoriye pek önemli varyant kazandırmıştır. İskoç açılışında, Viyana oyununda, Sicilya savunmasındaki Poulsen varyantı da var. Pirc savunmasında pek çok varyant incelemiştir ancak herhangi bir kitap yazmadığı için günümüze sadece notlarından ulaşmıştır incelemeleri diyebiliriz. Andersen'le bu turnuvadan hemen sonra ikili maç yapmış ancak berabere kalmıştır. Sonrasında ise turnuvadan 15 yıl sonra ve 16 yıl sonra ikişer maç daha yapmışlardır ve bunları kazanmayı başarmıştı ancak Andersen artık ömrünün son dönemine girmişti. 57-58 yaşına ulaşmıştı bu dönemde. Andersen parti oynandığında 43, Poulsen 29 yaşında. Bakalım partide neler olmuş. Andersen beyazlarla yine çok güzel bir oyuna imza atıyor. E4 Andersen'den, Poulsen'den E5 şampiyon açılışı. At F3 Andersen, at C6 Poulsen, fil B5 İspanyol açılışı Andersen'den. Şimdi at F6 Berlin savunmasına önce bir D3 kapalı hamleyle devam ediyor. Şimdi D6'dan sonra fil alır C6 hamlesi. İspanyol açılışı Berlin savunmasında Andersen varyantı olarak geçiyor. Andersen'in hamlesi bu teoriye kazandırdı. Atla fili değişiyor. Piyon yapısını bozmak için tabii ki. B alır C6. H3 şimdi filin beyaz filinden artık vazgeçtiği için beyaz karelerden bir açmaz olursun engelledi Andersen. Fil E7 gelişim siyahlardan rok hazırlık. At C3 gelişim siyahtan rok, beyazdan rok. Şimdi at E8 F piyonunu hareketlendirmeyi düşünüyor siyahlar. Şimdi D4 Andersen merkeze gelince E alır D4 ile merkezi bırakıyor siyahlar. Burada daha iyisi F6 ile merkezi desteklemek. Buna beyaz B3 oynayınca fil D7 gelişim at E2 ile devam etmek şeklinde olabilirmiş. E alır D4'e geri gelelim. Şimdi at alır D4 almış Andersen. At alır D4'ten sonra fil B7 gelişimle devam ediyor Poulsen. Burada yine daha iyisi öneri fil B7'den sonra fil E3 oynamış Andersen, düzeltiyorum. Andersen'e öneri fil F4, G6'dan sonra vezir D2. Peki fil E3'ten sonra ne olmuş?
Siyahlar D5 ile merkeze baskı yapıyor. Polsen. Daha iyisi C5 ile merkezi atı kovmakmış. At F5 zıplayınca da fil F6 ile fili uzun çapraza yerleştirmekmiş. D5'e devam edelim Polsen'in hamlesine. At F5 zıpladı. Fil almak istiyor. Fil F6 izin vermedi Polsen. Şimdi fil C5 kaleyi sıkıştırmak istiyor. Bunu da at D6 ile kapatıyor Polsen. Kale E1. Merkez piyonunu korudu. Kale E8 açmazdan çıktı ve piyona yüklendi. Vezir G4 şimdi G7 karesine baskıyı arttırdı. At alır F5 attan kurtuluyor. Şimdi E alır F5'ten sonra vezir D7 ile piyona baskı. Vezir F3 geri dönmüş Andersen. A5 şimdi vezir kanadında alan kazanıyor Poulsen. At E2 ata manevra yaptırmak istiyor. Ve şimdi A4 ile piyona ilerleyişine devam etmiş Poulsen. Daha iyisi burada fil A6 ile ata basmakmış. At da D4'e zıplayacakmış. Peki A4'e geri gelelim. Şimdi C3 burada dikkat edelim. B2 piyonunun boşta olduğunu görüyorsunuz ama burada alınması halinde kale B1 vardı. Fillere saldırı. Fil geri dönüp kaleye basamaz çünkü vezir ve at kontrol ediyor. Yani şişlenmiş olurdu kısacası. Fil alır B2'ye. Kale AB1'den sonra filler şişlenirdi. Dolayısıyla alet kaybederdi. Tabii ki alınmaz bu zehirli piyon. Burada dediğim gibi öneri fil A6 at D4 demiştik. Şimdi C3 ile devam etmiş artık Andersen ve kale A5 ile file basıyor. Soru. Daha iyisi file E7. Filleri değişmeye çalışmak. File E7 vezir E7'den sonra at G3 vezir G5 varyantıymış. Biz kale A5'e geri dönelim soru hamlesine. Andersen de şimdi fil D4 ve vezir D6 ile fili tutmuş. Daha iyisi fili E5'e oturtmakmış. At G3'ten sonra F6 ile fili perçinlemek ve at H5 ile devam. Peki vezir D6'ya geri gelelim. At G3 oynuyor Andersen. Şimdi fil E5 koyunca soru. Burada kale A'daki A8'de geri dönüp kaleyi tutması lazımmış. Fil F6, vezir F6, vezir G4 ile devam önerisi var. Fil E5'e geri dönelim. Şimdi F6 ile ilerliyor. Hat açmak için yapılan bir piyon fedası şahın önünü açmaya çalışıyor. Tabi fille alınması halinde dikkat edin kale boşta. Piyonla aldığı zaman da şahın önü açılacak. Rok atmış şahın. Dolayısıyla piyon da çok tehlikeli bir noktaya kadar ilerledi. Vezirle almış F6 soru. Burada daha iyisi C5 ile karşı saldırı. F alır G7'den sonra C alır D4 fil almak. C alır D4'e fil kıpırdamaz açmazdaydı. Kale E6. Şimdi D alır E5. Kale alır E5. Aleti geri alınmış Andersen. Beyaza hafif üstünlük veren bir varyant oluşurmuş tahtada. Vezir F6'ya geri gelelim. Vezir H5 oynamış beyazlar. Siyahlardan şimdi G5. Vezir H5'te yandan file basmıştı. G5 şahın önünden piyon sürerek vezirin fille bağlantısını kesti. Andersen vezir E2'ye dönmüş ama vezir E2 ile bilgisayar Andersen'in hamle kaçırdığını düşünüyor. Daha iyisi burada kale alır E5 fil almak. Kale alır E5'ten sonra F4 şimdi vezir G6'ya fil alır E5 ile devam ederse Andersen avantajlı konuma geçermiş. Vezir E2'den sonra ise siyahlar Poulsen burada oyunu kaybettiren hatayı yapıyor. Vezir H8 çift soru. Vezir H8 yerine Poulsen vezir G6 oynasaymış at H5 var. F6'dan sonra at F6 şah vezir F6'ya fil alır E5. Vezir F5'ten sonra vezir E3. Şimdi C5'e vezir G3. Kale A6'dan sonra fil C7 uzun bir varyant biraz. Kale A E6'dan sonra kale alır E6, kale alır E6 ve tahtaya baktığımız zaman yine beyazın siyah şahın pozisyonundan dolayı beyaza hafif üstünlük veren bir pozisyon oluşurmuş. Vezir H8 çift soruya ise artık Andersen ipleri eline alıyor. Önce bir fil alır E5 almış. Şimdi F6'dan sonra vezir H5 oynamış ve Poulsen'den bir şüpheli hamle daha kale alır E5. Rahatlamak istiyor ama daha iyisi kale A'daki A8'de geri dönmekmiş sormaya. Fil D4 çekince de. Şimdi kale E5. Kaliteyi vermek. Fil E5. F alır E5. Vezir G5 şah. Vezir G7. Vezir alır E5'ten sonra. Vezir E5. Kale E5 ve artık burada zaten net olarak kale önde olduğu için beyazlara tamamen kazanç olurmuş pozisyon. Vezir H5. Kale alır E5'e geri dönelim. Şimdi Andersen'den de kale alır E5. F alır E5'ten sonra. Vezir E8. Şah. Andersen'den. Şahın tek hamlesi G7. Ve burada zaten kazanç oyunu artık ama bilgisayara göre Andersen'in son hamlesi şüpheli. At F5 oynamış Andersen. Burada şah artık mecbur vezirin savunmasından uzaklaşmalı. Herhangi bir yere oynayınca vezir boşta kazanç.
At F5 yerine bilgisayarın önerisi daha hızlı bir kazanç var burada mata götüren. At H5. At H5'e şah H6 oynayınca vezir E6 vezir almadan yine şah. Vezir F6 perdeleme. Vezir F6 oyunu uzatmak için siyah veziri veriyor bilgisayar. Çünkü şah H5'e de G4, şah H4, vezir H6 mat. Andersen hemen matla kazanırmış. Ancak Andersen'in hamlesi de şüpheli veriyor ama bu da kazanç sonuçta. Bu saatten sonra hani mat olmasa ne olacak ki? Vezir gidiyor. Şahın herhangi bir hamlesine, şah F6'ya. Daha doğrusu başka hamlesi yoktu. Vezir H8. Yani atı alsa bile bundan sonrası artık tamamen kazanç. Çünkü vezire karşı fil kaldı. Vezire karşı fil var. Mat olmasa ne olacak? Ama bilgisayar yine en iyisini gösterdiği için at H5'i öneriyor. Evet. Bu galibiyetle Andersen artık turnuva şampiyonluğunu garantilemiş ve bir kez daha rüştünü ispat ederek dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu göstermişti Murphy'nin emekliliğinden sonra. Oyunu beğendiysek beğenip paylaşmayı, kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. İleride Andersen'in Blackburn'a karşı oynadığı sicili savunması oyununu ve Poulsen'in de önemli bir partisini inceleyeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.